Bilmiyorum valla, ben doğduğumda farkında değilim nasıl bir yerde doğduğumun, ama duyduğum kadarıyla sonradan İstanbul'da Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdum. Onun için her Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğan çocuk gibi göbek adım benim Kamil, Ali Kamil. Hastanede doğdum, İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, büyümeye başladım. Büyürken birdenbire ailenin düzeni değişti. Karadeniz'e göçmek zorunda kaldık. Karadeniz'e göçtük, Fatsa'da devam ettim. Dünyayı keşfetmeye. Çocukken İstanbul'da yaşadığım bölüm tabii ilkokulu, Moda İlkokulu'nda okuduğum için birinci kısmı hatırlıyorum. Oturduğumuz apartmanda Yahudiler vardı, Rumlar vardı, Ermeniler vardı. Kozmopolit bir apartmandı ama Kadıköy Moda da çok kozmopolit bir semtti. Evin içinde de bizde Fransızca konuşuluyordu. Bir sürü dilin arasında kaldım. Sonunda bir seçme yapmak zorunda kaldım. Evde Fransızca konuştuğum için, bilindiği için de mahallede bizden çocuklar dalga geçerlerdi, gavur bunlar diye. Ben de hep ağlardım. Fransızca konuşmak istemezdim. Ben gavur olmayacağım diye ağlardım. Ne büyük bir nimet olduğunu tabii bu, bir sürü dilin ortasında, farklı bir İstanbul'da, kozmopolit bir şehirde büyümenin, kozmopolit bir ailenin bir parçası olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu sonra büyüyünce anladım. Ama farklı kültürlerden İstanbul denilen mucizeyi yaratan komşuların arasında onlarla yiyerek, içerek, gülüşerek, hepimizin bayramlarını ayrı ayrı kutlayarak, bir arada oynayarak, düşünerek, konuşarak ve de aşık olarak, çocukluk aşkları unutulmayan aşklardır, aşık olarak geçirdim. Sonra büyük bir kültür şokuna uğradım. Birdenbire kendimi Ordu Fatsa'da buldum. Babam eczacıydı, dedem ölmüştü. Oralarda eczaneler kalmıştı, ilaç laboratuvarları vardı falan. O farklı bir dünyanın ortasında buldum kendimi ve herkesten ahbap ve arkadaş olmak zorunda kaldım. Çünkü eczanede ilkokulun son sınıfındayken çırak olarak çalışmaya başladım. Eczaneler şimdiki eczaneler gibi değildi. İlaç yapılırdı o zaman, raftan alınıp naylon torbaya atılıp verilmezdi. Doktorlar herkese özel reçete yazarlardı. Ben de laboratuvara girer, öksürük şurubu, öksürük hapı, mide hapı, soğuk algınlığı ilacı, hatta süpozitvar yapardım. Sıkı bir eczane çırağıydım. Kalfalığa kadar yükseldim. Yıllarca sonra ilaç işinden uğraşmak zorunda kaldım. Babam ölünce üstüme çöken o işlerle uğraşmak zorunda kaldım. Komşuluk anısı dediğin, vallahi hatıraları yazıyorum, yakında çıkacak, reklam olsun diye söyleyeyim. Adı Aynayı Tuttum Yüzüme, Ali Göründü Gözüme. Nazar eyledim ben özüme, Ali göründü gözüme. Oldu mu reklam, hatırlarsanız değil mi? Aynayı tutuyorum yüzüme, yaşadıklarımı, dostlukları, arkadaşlıkları, sevinçleri, kırgınlıkları, coşkuları, zaferleri, yenilgileri ve komşuları anlatıyorum. Komşular deyince tabii yıllardır oturduğum bu apartman geliyor aklıma. Benim ilk komşum burada beni bu apartmana getiren Hümeyra'ydı. Ben buraya kiracı olarak geldim. Hümeyra, yukarıda bir yerde oturuyordum Taksim'de. Hümeyra dedi ki, aman yanımdaki daire boşaldı, gel, hem bahçe var hem deniz görüyor. Oo, fıstık bilmem ne. Geldik, ilk komşum Hümeyra'ydı. Bahçede müşterek olduğu için ben bahçeden Hümeyra'nın evine, Hümeyra bahçeden benim eve. Çocuk var o zaman Hümeyra'da. Hümeyra'nın oğlanı da ortalıkta. Böyle çok sıcak, çok samimi, günün birçok saatinde birlikte olduğumuz, dertleri, sıkıntıları, sevinçleri paylaştığımız, arada bir de kavga ettiğimiz, uzun süre yakın komşuluk ilişkisi yaşadığım insanlardan bir tanesi şeydir, Hümeyra'dır. Hümeyra'yla olan her saniyenin benim için özel bir önemi vardır. Onun için bu bahçede geçirdiğimiz yakın komşuluk ilişkisinden bana kalmış olan her şeyi tane tane hep hatırlarım. Bugün şimdi birçok yerde yaşıyorum ben. Onun için her yerde farklı komşularım var. Biraz Paris'te yaşıyorum.
İstanbul'da yaşıyorum. Oyunlarım olduğu zaman ya da işlerim olduğu zaman, seslendirmelerim olduğu zaman ama daha çok şeyde yaşıyorum, Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'da muhteşem komşularım var. Onlar benim çok muhteşem olduğumu düşünmeyebilirler. Çünkü ben sabahtan akşama kadar müzik dinleyen, sonuna kadar müziği açan, gece belirli bir saate kadar onların da uyuması gerektiğini düşünüp zaman zaman saygı gösteren, ahbaplık eden, çocuklarıyla dostluk kurabilen, ağırlamasını seven, yemek pişiren, bunu ısrarla altına basarak söyleyeyim, yemek pişiren bir komşuyum. Çünkü ben İstanbul'da kimseyi ağırlayamıyorum. Geceleri çalıştığım için, tiyatroda olduğum için, çekimlerde olduğum için. Ama Bodrum'da çok bol zamanım olduğu için hep sofra kuruyorum her akşam. Her akşam komşu davet ediyorum, arkadaş davet ediyorum. Ağırlayan bir komşuyum diyebilirim. Muhabbetle ağırlamayı severim, yemeğiyle içmeyle ağırlamayı severim. Tasnif edeceksek nasıl bir komşusun? Yazan, okuyan, çizen, düşünen, sanatçı işte. Onları da paylaşan bir komşuyum. Yemeği de paylaşmak isterim, fikirleri de, muhabbeti de. Bugün Türkiye'de nasıl görüyorsun dersen, bugün Türkiye'de çok farklı görüyorum. Mesela benim oturduğum bu apartman 1, 2, 3, 4, 5, 6 katlı bir apartman. 12-13 daire var demek ki. Eskiden bu dairedeki insanlar daha iç içeydiler, daha sık görüşürlerdi. Birbirlerinin evlerine gider gelirlerdi. Şimdi ben burada bu apartmanda sadece 3 dairedeki insanla ahbaplığımı sürdürüyorum. Ötekilerin bir kısmının adını bile bilmiyorum. Zaten onlar koşuşturmaca içindeler. Sabahın köründe hava kararlıkken daha çocukları okula gönderip koşa koşa işe gidiyorlar. Akşam farklı saatlerde geliyoruz. Şimdi komşuluk ilişkilerinin biraz zayıfladığını, onun yerine komşu yakın dosttu, yakın arkadaştı, paylaşılan insandı. Onların yerine aynı binada, yakınlarda oturmayan ama mahallede kafana uygun görüşebileceğin insanlarla komşuluk ilişkileri başladı. Apartmanlardaki komşuluk ilişkileri, yakın mesafe komşuluk ilişkileri biraz zayıfladı. Mahalle, semt, hatta kent içinde komşu saydığım insanlarla görüşüyorum. İstanbullu olmak bir komşuluk sayılabilir. İstanbulluların hepsi benim komşum. Çok farklı semtlerden, farklı sosyal katmanlardan insanlarla dostluk yapıyorum. Bir de komşu diyebileceğim insanlar, yani seyircilerim, yani yakın arkadaşlarım, yani yıllardır beni takip edenler, tiyatromu ayakta tutanlar, seyircilere ben meslektaşlarım onlar diyorum, birlikte her akşam oyun oynuyoruz diyorum. Onlarla olan bir komşuluk ilişkim de var. Çünkü beni bırakmıyorlar, her oyunuma geliyorlar, bazı oyunlara 3-4 kere geliyorlar. Öyle bir şeyim de var benim, komşuluk dalında varoluşum var.